Hocam Hazreti Peygamber'in hayatına giriş yapacağız bugün nasipse. Biz normalde de derslerimizi programlı bir şekilde işliyoruz, devam ediyoruz. Sizlerin de katılmanızı isteriz. Hocam Hazreti Peygamber'in hayatı, buna siyer denilir. Siyer ile başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam siyer ilminin başlıca üç kaynağı vardır. Bir, Kur'an-ı Kerim. İki, hadis-i şerifler. Üç, siyer ve megazi kaynakları. Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber'in hayatından gerçekleşen bazı olaylardan bahseder değil mi? Örneklerin Bedir Savaşı, Uhud Savaşı gibi. Hadisler yine Peygamber Efendimiz'in hayatı hakkında bizlere bilgi verir. Dolayısıyla hadisler de kaynaktır. Siyer ilmi için. Bir de siyer ve megazi kaynakları var. Bu siyer ve megazi kaynaklarının ilk öncüleri eserleri yazılı olarak elimize geçmemiştir. Kimlerdir bunlar? İbn-i Şihab Ez-Zühri, Eban bin Osman, Urve bin Ez-Zübeyr, Veheb bin Münebbi. Hocam İbn-i Şihab Ez-Zühri siyeri ilk tedvin eden kişidir. Aynı zamanda hadis dersinde de görmüştük. Hadisleri Ömer bin Abdülaziz'in emriyle tedvin eden ilk kişidir. Fakat eserleri yazılı olarak günümüze ulaşan kişiler kimler? En önemli kişi İbni İshak'tır. Eseri ise Es-Sire'dir. İbni İshak'ın Es-Sire'si çok önemli arkadaşlar. Günümüze ulaşmış en eski yazılı siyer kitabıdır. Bunu bilmemiz gerekiyor. Ondan sonra Vakıdî'nin Kitabül Megazisi, İbn Hişam'ın Es-Sîretün Nebeviyesi, İbn Sad'ın ise Kitabü Tabakat eseri önemlidir. Siyer ilmi için. Bunlar yazılı olarak günümüze ulaşan eserlerdir. Şimdi Arap Yarımadası'na geldiğimizde arkadaşlar Arap Yarımadası'na El Ceziretül Arap denilir veya Şibhu Ceziretül Arap denilir. İslamiyet'ten önce Arap Yarımadası'nda olan iller şunlardır. Yenbu, Cüreş, Sana, Hicr, Suha, Deba, Makna. Hayber, Taif, Vadiül Kura, Fedek, Dûmetül Cendel, Mekke, Yesrib, Taif. Bunlar daha çok böyle bilindik olan illerdir. Şu üçü Mekke, Yesrib, Taif Hicaz bölgesinde yer alır. Hicaz bölgesinde yer alır. Birazdan bunları işleyeceğiz. Bunlar önemli bizim için. Arkadaşlar Arap Yarımadası'nda deve çok kullanılan bir hayvan. Bunun sebebi ise uzun süre su içmeden çölde kalabiliyor. Yani develer 9 gün boyunca aç ve susuz yaşayabilirler. Tabii bu esnada %22 bir kaybı olur. Toplam ağırlığının %22'sini kaybeder yani. Bu yüzden deveye Sefinetü Sahra denilmiştir. Yani çöl gemisi manasında Sefinetü Sahra denilmiştir. Önemli bir kavram. Unutmayalım. Hocam Hicaz bölgesinde bulunan üç tane önemli ilimiz Mekke, Yesrib, Taif. Bunlar önemli. Mekke ile başlayalım. Arkadaşlar Mekke tarıma elverişsiz kurak bir yer. Bakın şuradan da yakınlaştıralım biraz. Tarıma elverişsiz kurak bir yerdir Mekke. Tarım yapılmaz. Fakat ticari olarak gelişmiş bir ildir. Aynı zamanda Kabe'nin burada olması hasebiyle, Mekke'de olması hasebiyle de Mekke dini bir merkez. Mekke'de tarım yok. Tarım merkezi değil, ticaret merkezi ve dini merkezdir. Unutmayalım. Yesrib ise, bakın, tarım ve ticaret burada varken dini bir merkez değil. Yesrib için diyorum bunu. Yani Peygamber Efendimiz'in Medine döneminden sonra değil. Yesrib için konuşuyoruz şu an bunu. Yesrib dini bir merkez değil. Ama tarım ve ticaret merkezi. Tarım var, ticaret var, dini merkez değil. Mekke ise
Dini merkez, ticaret merkezi ama tarım merkezi değil. Bunu bilelim. Bir de arkadaşlar, tarım merkezi olduğu için özellikle hurma bahçeleri çok çok fazla Medine'de. Burada da hurma salkımlarını görüyoruz. Medine'de en önemli Yahudi kabileleri şunlar arkadaşlar. Üç tane büyük önemli Yahudi kabileleri var. Birincisi arkadaşlar Kaynuka oğulları, ikincisi Nadir oğulları, üçüncüsü ise Kurayza oğulları. Bunu şöyle kodluyoruz. Kaynakur şeklinde. Bakın. Kay derken Kaynuka oğulları, Na derken Nadir oğulları, Kur derken Kurayza oğulları. Yani Kaynakur şeklinde kodlarsak bunu unutmayız. Aynı zamanda Yesrib'den çıkarılışı da, yani Medine'den çıkarılışı da bu şekilde olacaktır. Ayrıca şu bilgi de verelim. Bizim üç tane büyük savaşımız var değil mi? Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, bir de Hendek Savaşı değil mi? Bedir Savaşı'ndan sonra Kaynukoğulları Müslümanlara ihanet edecektir. Uhud Savaşı'ndan sonra Nadiroğulları Müslümanlara ihanet edecektir. Hendek Savaşı'ndan sonra ise Kurayzoğulları Müslümanlara ihanet edecektir. Bu sıralamayı bilelim, çok önemli. Savaşların ardındaki Yahudi kabileleri hangisinin Medine'den çıkarışının sıralaması da önemli. Aynı zamanda Yesrib'de Yahudilerin yanında putperest Araplar olan Evs ve Hazreç kabileleri var. Onlar da önemli. Çünkü Medine Sözleşmesi hem Yahudiler ile imzalanacak hem de putperest olan Araplarla. Yani onlar da var Medine Sözleşmesi'nin içinde. Geldik şimdi Taif'e. Arkadaşlar Taif'te Sakip kabilesi var. Taif halkı tarım ve ticaretle uğraşıyorlar. Aynı zamanda sanayisi de meşhurdur. Sanayisi de çok meşhurdur. Mesela işte şarap üretimi, deri sanayisi, ondan sonra üzüm, kuru üzüm, arıcılık gibi mesleklerde yapılmıştır. Yani Taif denilince aklımıza üzüm ya da kuru üzüm kesinlikle gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Bakın, Taif bir tarım merkezidir, ticaret merkezidir ve sanayi merkezidir. Sanayi, burada sanayi çok gelişmiş. Mekke, tarım merkezi değildir, ticaret merkezidir, dini merkezdir. Yesrib, tarım merkezidir, ticaret merkezidir ancak dini merkez değildir. Yesrib için şu an bunu konuşuyorum. Dolayısıyla bu kavramlar önemli. Taif arkadaşlar biraz da havası serin olduğu için Mekkeliler yazlık olarak kullanmıştır bu şehri, Taif'i. Hatta Utbe ve Şeybe bin Rebiya'nın, Abbas bin Abdülmuttalib'in Taif'te arazileri ve üzüm bağları vardı. Bu üç şehir bizim için çok önemli. Şimdi geldik fil olayına. Arkadaşlar fil olayı Hazreti Peygamber'in doğumundan 52 gün önce gerçekleşmiştir. Doğumundan 52 gün önce. Bakın arkadaşlar harita üzerinden gösterelim. Arkadaşlar bakın şurada Yemen, Mekke, Habeşistan. Yemen ili Habeşistan'a bağlı. Yani Habeş kralı burayı yönetiyor. Burada ise Habeş kralının valisi olan Evrehe var. Yemen Habeşistan'a bağlı. Burada Evrehe var. Evrehe de Habeş kralının valisi. Dolayısıyla ordusu da var. Şimdi Evrehe şunu görüyor. İnsanlar Mekke'ye geliyor. Ne amaçla? Dini amaçla geliyorlar. Ancak ticaretini de yapıyorlar. Evrehe bu ticareti Yemen'e çekmek istiyor. Dolayısıyla Yemen'in başkenti Sana'da büyük bir tapınak yapacaktır. Bu tapınağın adı Kulleis Tapınağı. Bu tapınağın adı Kulleis Tapınağı'dır. Yemen'in başkenti Sana'da. Yani kısaca kilise diyebiliriz. Kilise yapmıştır. Amaç ne? İnsanların buraya gelmesi ve dolayısıyla hem ibadetini hem de ticaretini yapması. Evre büyük bir tapınak yapmasına rağmen insanlar bunu buraya rağbet etmiyor. Dolayısıyla çok kızıyor, öfkeleniyor. Ve diyor ki Kabe'yi yıkacağım diyor. Kabe'yi yıkarsam o zaman gelebilirler.
Daha sonra Ebrehe Kabe yıkmak için ordusuyla birlikte hazırlanıyor, ordusuyla birlikte hareket ediyor. Ordusunda filler var arkadaşlar. Filler çok fazla. Dolayısıyla Ebrehe'nin ordusuna fil ordusu denilmiştir. Arkadaşlar Ebrehe ordusuyla beraber El Muhammes denilen mevkiye geliyor bakın. El Muhammes denilen mevkiye geliyor. Ordu burada konaklıyor. Ordu burada konaklıyor arkadaşlar. Daha sonra bildiğimiz gibi Hazreti Peygamber'in dedesi Abdülmuttalip Ebrehe'nin yanına geliyor. Ne istiyor? Develerini istiyor değil mi? Ebrehe onun develerini gasp etmiş, o da develerini istiyor. Ebrehe de diyor ki, ya arkadaş diyor, ben Kabe yıkmaya geldim, sen develerinin derdindesin. Bu nasıl iş? Şaşırıyor böyle. O da diyor ki, Kabe'nin bir sahibi var, sahibi onu korur diyor. Şeklinde sözleri var hatırlarsınız. Daha sonra arkadaşlar Ebrehe saldırmaya karar veriyor Kabe'ye. Kabe'ye saldırıyor fakat belli bir mevkiden sonra filler gitmiyor. Filler gitmiyor. Ondan sonra ebabil kuşları ve pişmiş çamurdan olan taşları yukarıdan bırakıyorlar. Ordu tarumar oluyor. Arkadaşlar bu olay Kur'an-ı Kerim'in Fil suresinde geçer. Ve bu olay olduğu için o yıla Fil yılı denilmiştir. Yani Amül Fil denilmiştir. Burada bizim için önemli olan anahtar kelimeler Habeş hükümdarına bağlı olan Yemen valisi kim? Ebrehe. Bir tapınak yapıyor. Yemen'in başkenti Sana'da. Sana önemli bizim için. Bu tapınağın adı Kulleis Tapınağı. Bir kilisedir. Daha sonra ordusuyla birlikte Kabe yıkmak için Mekke'nin yakınlarına geldiği yer, ordunun konakladığı yer El Muhammes'tir. Burası önemli bizim için. Bu kavram önemli. Ebabil kuşları önemli. Bir kuş türüdür arkadaşlar. Kuş değildir de bir kuş türü olarak bilinir. Bu olay Kur'an-ı Kerim'in Fil suresinde anlatılır. Olay verilir. Ayet verilir. Hangi olay denilir? Fil suresidir. Bu yıla Amül Fil denilmiştir. Fil yılı denilir. Peygamber Efendimiz Fil yılında doğmuştur. Aynı zamanda bir takvim başlangıcı olarak da kabul edilir. Ama bu olay Peygamber Efendimizin doğumundan 52 gün önce gerçekleşir. Şimdi arkadaşlar geldik Peygamber Efendimizin dünyaya teşrifleri sırasında yaşanan bazı hadiselere, bazı olaylara. Öncelikle Peygamber Efendimiz arkadaşlar şu evde doğmuş, şu an günümüzde bir kütüphane olarak kullanılmakta. Peygamber Efendimiz'in doğumu bu evde gerçekleşmiştir. Tabi tamir ediliyor, şey yapılıyor. Şu an kütüphane olarak kullanılıyor. Arkadaşlar Efendimiz'in doğduğu gece Sasanilere ait Medain şehrinde çok sağlam bir saray vardı. Sasanilere ait Medain şehrinde çok sağlam bir saray vardı. Hükümdar ve halk uyurken aniden korkunç bir ses duyuyorlar. Şaşkınlık içinde gelip baktıklarında sarayın 14 burcu yıkılıyor arkadaşlar. Kisra Sarayı. 14 burcu yıkılıyor. İkincisi, Mecusilerin 1000 yıllık ateşi sönüyor arkadaşlar. Yani normalde şöyle hani düşünüyoruz işte Mecusilerin 1000 yıllık ateşi derken işte insanlar işte tonlarca böyle odun taşıyormuş sürekli böyle böyle 1000 yıl boyunca bu ateş sönmedi. Devam etti şeklinde belki düşünüyoruz ama ben bir makalede şunu okumuştum. Diyor ki bu hani ateş neyle yanıyor şeklinde. Diyor ki bu ateş odun değil arkadaşlar. Diyor ki bu İran bölgesi yani Mecusilerin yaşadığı Sasani bölgesi ormanlık bir alan değil. Ormanlık alan çok az. Dolayısıyla insanlar sürekli odun taşımadı. Zaten odun da yetmez yani 1000 yıl o ateşi yakmaya. Buradaki yanan ateş ateşin kaynağı petroldü diyor. Yani petrol ateşi yaktığınız zaman kolay kolay sönmez. Dolayısıyla tabii ki kutsamışlardır o ateşi. Bunun petrol olduğunu söylüyor. Çok çok da mantıklı gelmişti yani. Hani kaynaklarımızda ateşin yandığı rivayet ediliyor ama odunla yandığı pek geçmez. Bunun petrol olma ihtimali çok daha yüksek. Yani dolayısıyla Mecusilerin
1000 yıllık ateşi Peygamber Efendimiz doğduğunda sönüyor. Bir de Save Gölü var. Arkadaşlar bu Save Gölü'nün diğer adı da Taberiye Gölü'dür. Taberiye Gölü. Bu göl Irak'ın Semava şehrinde kutsal kabul ediliyor ve insanlar burayı takdis ediyor. Takdis ediyorlar. Peygamber Efendimizin doğduğu gece bu göl kuruyor, suyunu çekiyor. Diğeri İran baş rahibi rüyasında Arap atlarının İran'a girdiğini görüyor Efendimizin doğduğu gece. Arap atlarının İran'a girdiğini görüyor. Yahudi din adamları o gece bir yıldızın doğduğunu görüp son peygamberin doğduğunu ve risaletin de kendilerinden alındığını görüyorlar, söylüyorlar o gece. Semava Vadisi de seller altında kalıyor. Arkadaşlar bu Semava Vadisi de Semava şehrinde yine insanlar tabii ki vadide yaşıyor. Efendimizin doğduğu gece bu vadi sular altında kalıyor. İnsanlar da yüksek yerlere, tepelere, dağlara çıkıyorlar. Kisra'dan da yardım talep ediyorlar. O kadar ki büyük bir sel afeti. Bu vadi tamamen seller altında kalıyor. İşte buna binaen neler var? Mesela o gece yine gök kubbeden salkım salkım yıldızların döküldüğü rivayet edilir. Peygamber Efendimiz'in doğduğu gece. Ondan sonra Kabe'deki putların hepsinin yıkıldığı rivayet edilir. Daha sonra doğu ve batıyı aydınlatan bir nur, bir ışık görülür. Ya da Amine validemiz işte Peygamber Efendimizin doğumunda hatta gebeliğinde hiç sıkıntı yaşamadığı, doğum sancısı çekmediği rivayet edilir. Bunlar Peygamber Efendimizin doğduğu gece yaşanan hadiseler, yaşanan olaylar. Bunları bilirsek buradan soru kaçırmayız Allah'ın izniyle. Şimdi geldik Peygamber Efendimizin ailesine. Arkadaşlar Peygamber Efendimizin anne babası onu biliyoruz. Daha çok kafese yönelik olduğu için bunları bilmemiz gerekiyor. Mesela Peygamber Efendimizin amcaları kimlerdir? Arkadaşlar bakın Haris, Kusem, Dırar, Hacıl, Mukavim, Zübeyir, Ebu Talip, Ebu Leheb, Hamza, Abbas. Bunlar Peygamber Efendimizin amcalarıdır. Bunların içinde Hamza ve Abbas Müslüman olmuş amcalarıdır. Hamza ve Abbas Müslüman olmuş amcalarıdır. Ancak Ebu Talip Peygamber Efendimiz'i koruduğu halde Efendimiz 25 yaşına kadar 25 yaşına kadar Ebu Talip'in yanında yaşamasına rağmen Efendimiz çok uğraşmış Ebu Talip'in Müslüman olmasını fakat Ebu Talip Müslüman olmadığı rivayet edilir kaynaklarımızda. Müslüman olmadığı rivayet edilir. Ama yine de Efendimiz'i korumuştur, arkasında durmuştur Ebu Talip. Diğer bir amcası ise Ebu Leheb'dir arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen tek müşriktir. Tebbet suresinde geçer ismi. Bir diğer amcası Zübeyir arkadaşlar. Hırful Fudul onun önderliğinde kuruldu. Zübeyir bin Abdülmuttalip şeklinde ismi. O da önemli. Hırf-ı Fudul'u sorarlar. Kimin önderliğinde kurulduğu sorarlar. Bu ikisinin Müslüman olduğunu unutmayalım. Hazreti Hamza ve Hazreti Abbas. Hazreti Abbas Medine'ye en son hicret eden sahabidir. Yani son muhacir Hazreti Abbas'tır. Peygamber Efendimiz Mekke'nin fethine gelirken yolda amcası Hazreti Abbas'ı görür. Yani son muhacir de Hazreti Abbas'tır. Efendimizin halalarına geldiğimizde arkadaşlar Beyza, Berre, Ümeyye, Erva, Safiye, Atike isimlerinde halaları var. Erva, Safiye, Atike Müslüman olmuştur. Bunu bilirsek kafi. Efendimizin süt anneleri Süveybe ve Halime'dir arkadaşlar. İkisini bilelim. Süt annesi Süveybe, Halime. Efendimizin süt babası ise Haris bin Abdülüzzah. Halime validemizin eşidir. Ebelik görevini yapanlar Şifa bin Avf, Fatıma bin Abdullah, Ümmü Eymen de bunlara yardım etmiştir. Teyzeleri ise Feride, Fahita. Efendimizin süt kardeşleri ise Hazreti Hamza, Abdullah, Üneyse, Şeyma. Hazreti Hamza ile Süveybe validemizden, diğerleri ise Abdullah, Üneyse, Şeyma ise Halime validemizden olan süt kardeşlerdir arkadaşlar. Şimdi Peygamber Efendimizin annemden sonraki annem dediği kişi
Ebu Talib'in hanımı Fatıma binti Esed'dir. Ebu Talib'in hanımı Fatıma binti Esed'dir. Kendisi arkadaşlar Müslüman olmuştur ve Medine'ye de hicret etmiştir. Bunu da bilelim. Annemden sonraki annem. Fakat şeyi de karıştırmayalım. Peygamber Efendimiz Hazreti Fatıma için babasının annesi demiştir arkadaşlar. O kavramı da unutmayalım. Babasının annesi. Kızı Fatıma için demiştir. Çünkü Hazreti Fatıma Peygamber Efendimiz'e hani bakmıştır. Her şeyle ilgilendiği için Efendimiz babasının annesi demiştir. Ancak eğer annemden sonraki annem tabiri kullanılırsa bu Fatıma binti Esed'dir. Ebu Talib'in hanımı. Arkadaşlar şimdi Peygamber Efendimiz süt anneye verilişinin sebebine geldiğimizde bunun iki sebebi var. Bir, güzel ve serin bir havası olan bir bölge. İki ise fasih Arapça öğrenme amacıyla süt çocukları süt anneye verilirdi. Bunu sormuşlardı. Şakkı sadır olayı ise göğsün yarılmasıdır. Peygamber Efendimiz süt annenin yanındayken melekler ya da Cebrail Aleyhisselam gelip Peygamber Efendimizin göğsünü yarıp kalbini temizleyip tekrardan göğsünü kapatmıştır arkadaşlar. Bu olaya şakkı sadır denilir ve ayet ile bağlantısı elem neşrah leke sadrak derken biz Habibim senin kalbini, senin göğsünü genişletmedik mi? Ayette bağlantısını bilmemiz gerekiyor. Bu olayı arkadaşlar Şakkı Kamer ile karıştırmamamız gerekiyor. Şakkı Kamer bildiğimiz gibi ayın yarılması, Şakkı Sadır ise göğsün yarılmasıdır. Hani bir meyveyi kestiğimizde bir şak diye bir ses olur ya, arkadaşlar şak yarmak demektir. Sadır derse göğüs, Kamer derse ay, ayın yarılması. Ancak bazı kaynaklarda bu Şakkı Sadır'ın iki defa gerçekleştiği rivayet edilir. İkinci Şakkı Sadır olayı ise Miraç gecesinde gerçekleşmiştir. Cebrail Aleyhisselam gelip yine Peygamber Efendimiz'in kalbini yıkamış. Daha sonra göğsünü kapatmıştır arkadaşlar. Bu olay Miraç gecesinde yaşandığı rivayet edilir. Ve Peygamber Efendimiz'in bu olay ile ilgili hadis-i şerifi var. Şöyle diyor Efendimiz. Cebrail gelip göğsümü yardı. Zemzem suyu ile yıkadıktan sonra içi hikmet ve iman dolu bir tas getirip göğsüme boşalttı. Sonra kapattı. Buhari ve Müslim'de geçen hadistir arkadaşlar. Olayla bağlantılı. Peygamber Efendimiz doğmadan babasını kaybetti. 6 yaşında ise Ebva denilen yerde annesini kaybetmiştir arkadaşlar. Ebva şurada Medine ile Mekke arasında şurada bir yerde Ebva köyü. Hazreti Amine validemizin kabri de burası arkadaşlar. Şu an şu şekilde Ebva denilen mevkide. Efendimiz annesini de kaybedince dedesi olan Abdülmuttalib'in yanına yerleşmiş. 8 yaşında da Abdülmuttalib dedesini kaybetmiştir. Daha sonra amcası olan Ebu Talib'in yanına yerleşmiş. Amcasının yanında ise 25 yaşına kadar kalmıştır. Ta ki evleninceye kadar. Hazreti Peygamber amcası Ebu Talib'in yanında çobanlık yapmıştır arkadaşlar. Çobanlık yapmıştır Efendimiz unutmayalım. Çobanlık vazifesini yapmış. Çobanlık bir peygamber mesleğidir. Amcası ticaretle uğraştığı için bazen Peygamber Efendimiz'i kendisiyle götürürdü. Mesela Suriye'ye götürmüş Efendimiz'i. Suriye yaptığı ticari bir yolculukta kimle karşılaşıyor? Rahip Bahira ile karşılaşıyor. Rahip Bahira işte kendisinin peygamber olduğunu anlıyor ve Ebu Talib'e diyor ki hemen diyor yeğeni al götür diyor. Ona bir zarar verebilirler Yahudiler eğer anlarlarsa. Daha sonra Şam'a gitmeyip bu sıradan geri dönüyorlar. Medine'ye mallarını orada satıp geri dönüyorlar. Yani Peygamber Efendimiz çobanlık yapmıştır, ticarette uğraşmıştır. Arkadaşlar Kays bin Said'in Hazreti Peygamber ile yaptığı ticarette övgüyle bahsetmiştir. Kays bin Said demiştir ki ondan daha iyi bir ortağa rastlamadım.
Ondan daha iyi bir ortağa rastlamadım. Bunu şeyle karıştırmayalım. Kus bin Said ile karıştırmayalım. Arkadaşlar Kus bin Said hani Ukas Panayırı'nda tevhid içerikli bir şiir okumuştu. Kendisi Hanif dinine ait tevhid içerikli bir şiir okumuştu. Efendimiz de onu çok beğenmişti ve şöyle sözü vardı. Allah Kus'a rahmet eylesin. Kıyamet gününde onun ayrı bir ümmet halinde dirilteceğini umarım şeklinde sözü var. Tabii o şiiri çok güzel gerçekten Kus bin Said'in. Diyor ki hani nerede babalarınız, dedeleriniz, nerede o zorba firavunlar, hani mal, hani evlat şeklinde devam ediyor. Güzel bir şiir gerçekten. Arkadaşlar geldi şimdi hılful fudula. Arkadaşlar hılf antlaşma demektir. Fudul ise fazilet, erdem demektir. Manası erdemli insanların yemini anlamındadır. Şimdi Yemenli bir tüccar Mekke'ye ticaret için geliyor. Mallarını As bin Vail ile satıyor ancak As bin Vail adamın parasını vermiyor. Borcunu inkar ediyor. Adam da yüksek bir yere çıkıyor, oradaki insanlara sesleniyor. Diyor ki yok mu yardım eden? Yardım çağrısında bulunuyor ve bu yardım çağrısı cevap buluyor, karşılık buluyor. Daha sonra Peygamber Efendimizin amcası Zübeyir bin Abdülmuttalip önderliğinde insanlar toplanıyorlar. Nerede? Abdullah bin Cüda'nın evinde. Abdullah bin Cüda'nın evinde toplanıyorlar. Haksızlığa karşı artık birlikte hareket edeceğiz şeklinde anlaşıyorlar. Kitapta var mı derken hocam? Bu olayla ilgili Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Diyor ki bu ittifakta yer almanın mutluluğunu güzel ve kızıl develere değişmem diyor. Efendimizin bu sözü bu olayla bağlantılı çok önemli. Dolayısıyla ÖSYM bu sözü verir. Olay hangisidir der. Hılful fulul olur. Hılful fulul bizim için önemli arkadaşlar. Erdemli insanların yemini demektir. Yemenli bir tüccarın malına el koyup zalimlik eden kişi As bin Vail'dir. Olay Abdullah bin Cüda'nın evinde gerçekleşiyor. Cemiyet orada kuruluyor. Peygamber Efendimizin en güzel sözü bu olayla ilgili sözü ise bu ittifakta yer almanın mutluluğunu güzel ve kızıl develere değişmem. Arkadaşlar develer o zaman çok kıymetli. Ya şu anda kıymetli de şu an mesela örnek diyelim bir devenin fiyatı 150 bin civarında düşünebiliriz yani günümüz fiyatıyla önemli şey yani şekillerimiz. Rica ederim hocam. Kitapta da nasipse aynısı olacak. Arkadaşlar şimdi geldik Peygamber Efendimizin evliliğine. Hazreti Hatice Nefise binti Ümeyye aracılığıyla Hazreti Peygamber'e evlenme teklifinde bulunuyor. Nefise binti Ümeyye önemli. Hazreti Hatice Mekke'de iffet ve güzel ahlakından dolayı kendisine Tahire denilmiştir. Tahire lakabı vardır. Aynı zamanda ticaretle uğraştığı için ise Tacire denilmiştir. Tacire. İffetinden dolayı Tahire, ticaretle uğraştığından dolayı Tacire denilmiştir. Peygamber Efendimiz de evlenirken Hazreti Hatice 40 yaşındaydı. Efendimiz ise 25 yaşındaydı. Dün derste bir hocamız dedi ki hocam Hazreti Peygamber ile evlenirken Hazreti Hatice 40 yaşında evlenmişse nasıl oluyor da o kadar çocuğu oluyor? Hani normal belli bir yaştan sonra çocuklar olmuyor ya. Farklı bir soruydu. Dedi ki hocam hani 40 ile dünya genelinde 45-55 yaşına kadar çocuk sahibi olunabiliyor. Yani tıbben de mümkün 55 yaşına kadar çocuk sahibi olunur ki Arap coğrafyası zaten sıcak bir bölge. Dolayısıyla hem ergenliğe erken giriliyor hem de ergenlikten yani şeyden geç çıkılıyor. Menopoz biraz daha geç yaşlarda bitiyor. Hazreti Peygamber'in Hazreti Hatice'den olan çocukları arkadaşlar Kasım, Abdullah, Rukiye, Zeynep, Ümmü Gülsüm, Fatıma isimli çocuklardır. Sadece İbrahim adında çocuğu Hazreti Mariye validemizden doğmuştur arkadaşlar. Bütün çocuklarının doğumunda Ümmü Rafi Selma ebelik yapmıştır. Önemli, bilelim bunu. Ümmü Rafi Selma.
Bu arada Hazreti Peygamber'in ilk çocuğu arkadaşlar Kasım olduğu için Ebul Kasım denilmiştir Efendimiz'e. Yani Kasım'ın babası şeklinde Efendimiz'e hitap edilmiştir. Bu da önemli. Kenan Işık'ın nenesi 56 yaşında son çocuğunu dünyaya getirmiş değil mi hocam? Yani 55 bildiğim kadarıyla sınır ama coğrafyadan tabii ki değişebilir. Yani dolayısıyla tıp bende mümkün yani. 56 yaşında son çocuğunu dünyaya getirmiş. Demek ki olabiliyor yani. Daha sonra hocaları Peygamber Efendimizin bütün çocukları Hazreti Fatıma dışında kendisinden önce vefat etmiştir. Hazreti Fatıma da Efendimizden 6 ay sonra vefat etmiştir. Hazreti Hatice tarafından Hazreti Peygamber'e hediye edilen Zeyd bin Harise'yi Hazreti Peygamber azat etmiştir. Özgürlüğüne kavuşturmuştur. Ailesi Zeyd'i Mekke'ye götürmeye geldiğinde Zeyd bunu reddediyor. Hazreti Peygamber de Zeyd'i evlatlık ediniyor arkadaşlar. Efendimizin evlatlığı. Şimdi geldi Kabe hakemliğine. Arkadaşlar Kabe büyük bir sele maruz kalıyor. Dolayısıyla Kabe tarif oluyor arkadaşlar. Yıkılıyor duvarları. Bu yüzden insanlar toplanıyorlar. Diyorlar ki biz Kabe'yi tamir edelim. Tamam, tamir edelim diyorlar. Da bu arada Bizans'ın bir gemisi Kızıldeniz sahiline vurmuş, karaya oturmuş. Şiddetli rüzgardan dolayı, fırtınadan dolayı karaya oturmuş. Arkadaşlar bu gemide inşaat malzemeleri var. Bir de inşaat ustası var. Gemideki inşaat malzemelerini almaya giden kişi Velid bin Muire. Velid bin Muire inşaattaki malzemeleri almaya giden kişi. Aynı zamanda inşaat ustasına da ücretini vermek mukabilinde kendisini davet ediyor. O da kabul ediyor. Kimmiş bu? Bakım Errumi. Arkadaşlar Bakım Errumi ne yapacak? Kabe'nin bakımını yapacak. Bu yüzden Bakım Errumi şeklinde kodluyoruz. Bakım Errumi şeklinde kodlayacağız. Arkadaşlar inşaat malzemeleri geliyorlar. Kabe'yi tamir ediyorlar. Tamir bitiyor. Sadece Hacer-i Esved'in yerine konulması kalıyor. Her kabile reisi diyor ki bu taşı oraya koyma bize layık diyor. Herkes bu şerefi kendisinde buluyor. Dolayısıyla tartışma çatışmaya dönecek. Derken Ebu Ümeyye bin Muire ortaya atılıyor. Ya diyor ki Beni Şeybe kapısından Kabe'ye ilk giren kimse onun hakemliğini kabul edelim. Herkese mantıklı geliyor. Tamam diyor, kabulüz diyor. Ya kimi önerirse o kişi o koyar diyor. Herkes bekliyor, bekliyor ve birden Peygamber Efendimiz'i görüyorlar. Herkes seviniyor. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz dürüst bir insan. Hiç yalan söylememiş. Dolayısıyla kendisine el emin lakabı verilmişti değil mi? Daha sonra Efendimiz geliyor, olayı anlatıyorlar. Efendimiz de diyor ki bana bir bez parçası getirin, bir örtü getirin. Getiriyorlar arkadaşlar. Hacer-i Esved'i örtünün üzerine koyuyorlar. Daha sonra her kabile reisinin bir taraftan tutmasını istiyor Efendimiz. İşte birinci kabile reisi iki derken böyle tutuyor her yerinden. Buraya getiriyorlar arkadaşlar. Efendimiz de tutup yerleştiriyor ve olay çözülüyor. Yani çatışmaya dönecekken Efendimiz olayı çözüyor. Arkadaşlar burada Kabe'nin hakemliğinde bilmemiz gerekenler özellikle malzemeleri satın almaya giden kişi Velid bin Mughire. İnşaat ustası Bakım Errumi önemli. Beni Şeybe kapısından Kabe'ye ilk giren kişinin hakem olmasını teklif eden kişi Ebu Ümeyye bin Mughire'dir. Önemli. Peygamber Efendimiz'e El Emin lakabı verilmiştir. Önemli. Bunları bilirsek arkadaşlar kaçırmayız Allah'ın izniyle. Şimdi Hira günlerinde vahye hazırlık arkadaşlar Peygamber Efendimiz Nur Dağı'nda bulunan Hira mağarasına inzivaya çekiliyor. Buraya sık sık gidiyor ve burada ibadet ediyor Efendimiz tefekkür ediyor. Arkadaşlar buna tahannüs denilir. Bu kelime, bu kavram çok önemli. Peygamber Efendimizin Hira'da inzivaya çekilip burada ibadet edip tefekküre dalmasına tahannüs denilir. Çok önemli. Tahannüs.
kavramı önemli. Arkadaşlar dersimiz bitti. Çünkü bir tanıtım dersiydi bu. Biz normalde derslerimizi işliyoruz, devam ediyoruz. Sizlerin de katılmanızı isteriz. Hayırlı akşamlar. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun arkadaşlar.